Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, kahraman uzman jandarmalarımızın sorunları üzerine gündem dışı söz almış bulunmaktayım. Bu vesileyle hepinizi saygıyla selamlıyorum. Vatanın doğusundan batısına, Türk bayrağının dalgalandığı en ücra karakollarda, zor şartlar altında Türk milletinin can ve mal güvenliğini sağlamak için yaralanıp gazi olan, bu vatan için seve seve can verip şehit olan uzman jandarmalarımızın geçmişi 1931'li yıllara kadar dayanmaktadır. Uzman jandarmalarımız 1988 yılında 3466 sayılı kanuna tabi olarak tekrar Jandarma Genel Komutanlığı bünyesinde istihdam edilmeye başlanmıştır. Uzman jandarmalarımız halen çeşitli kademelerde komutanlık yapmakta ve 2013 yılı itibariyle astsubay kadro ve görev yerlerinde görevlendirilmektedir. Sayın Başkanım, çok önemli bir konu. Fakat gürültüden ne ben konuşabiliyorum ne de muhataplarımız, değerli milletvekilleri bizi dinleyebilir. Sayın milletvekilleri, istirham ediyorum. Bakın, hatip kürsüde, lütfen saygıyla dinleyelim. Uzman jandarmalarımız çok önemli bir konu sayın milletvekilleri. Bizler için uzman jandarmalar, kahraman güvenlik görevlileri, Mehmetçik şehit oluyor. Güvenliğimizi koruyor, vatanımızı bekliyor. İstirham ederim, konu önemli. Uzman jandarmalarımız başta eğitim ve öğretimlerine denk gelen derece ve kademe üzerinde emekli olmak istemektedir. Mesleğe giriş şartları lise olmasına rağmen tahsil seviyelerinin altında bir seviyeden ortaokul mezunu olarak emekli edilen tek devlet memuru uzman jandarmalardır. Şu an emeklilikleriyle beraber 30 bin uzman jandarmanın 25 bine yakını fakülte ve yüksek okul mezunudur. Ancak uzman jandarmalar 10 tane üniversite dahi bitirse ortaokul mezunu sayılarak emekli edilmektedir. Emekli olan uzman jandarmalarımızın aldıkları emekli maaşı açlık sınırının altındadır. Birçok fakülte ve yüksekokul mezunu uzman jandarma özlük haklarının yıllardır verilmemesi nedeniyle Yüce Meclis'in kapısını aşındırmakta, ki haklı yere, haklı olarak diğer kurumlara geçiş için adeta çırpınmaktadır. Mecburi hizmet süresi olan 10 yılını doldurmuş mesleğinin baharında, en verimli çağında neden personel istifa etmenin yolunu arar? Bu adaletsizliğe hükümet yıllardır neden sessiz kalıyor? Subay ve subaylar için meclisten geçen kanunlar uzman jandarmalar söz konusu olduğunda neden bekletiliyor? Subay ve subayların harp okulu veya astsubay meslek yüksekokulunda geçen askeri eğitim süreleri fiili hizmet sürelerinden sayıldığı halde uzman jandarmaların nasıptan önceki bir yıllık askeri eğitim süreleri fiili hizmet süresinden sayılmamaktadır. Bu konuda büyük bir mağduriyet vardır. Büyük bir talep vardır. Dolayısıyla diğer Türk Silahlı Kuvvetleri personelleri arasında uzman jandarmalar aleyhine bir eşitsizlik doğmaktadır. Bu eşitsizliğin giderilmesi Yüce Meclis'in en büyük görevleri arasında görülmelidir. Uzman jandarmaların astsubaylığa geçebilmeleri kanundaki yaş tahdidi nedeniyle sınırlandırılmaktadır. Emniyet personelinde bir üst statüye geçirilme yaşı 45 iken uzman jandarmaların bir üst statüye geçirilme yaşı maalesef 28'dir. Bu durum büyük bir eşitsizlik ve adaletsizliktir. Bu konunun da bir an önce çözülmesi ve burada hepimizin ortak iradesiyle yasalaştırılması en büyük ihtiyaçlar arasındadır. Değerli milletvekilleri, uzman jandarmalarımız kimseden sadaka, fitre beklemiyor. Tamamı yoksul aile, bu milletin öz evlatları olan ve kefeni üniforması olan bu kahramanlarımızın suçu rütbesi olmamasıdır. Uzman jandarmalar sadece haklarını istemektedir. TSK'nın kahraman üyeleri uzman jandarmalarımızın yıllardır meclisimize taşıdığı sorunlarının çözüm amacıyla gerekli yasal düzenlemelere iktidar ve muhalefet partilerinin ortaklaşa destek vermeleri ve beklentileri karşılamaları acil bir ihtiyaçtır. Bu maksatla Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na 15 Kasım itibariyle kanun teklifimizi arz etmiş bulunmaktayız. Sözlerime son verirken hem milletimizin birlik ve beraberliği hem de vatanımızın bütünlüğü için
canla başla görev yapan asker, polis ve korucularımızı Cenab-ı Allah korusun, kollasın, muzaffer eylesin. Bu uğurda canını feda eden bütün şehitlerimizin mekanı...